Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Ama bugün biraz daha teknik analizden ziyade sohbet tarzında geçecek video. Çünkü bugün çok önemli bir gün aslında. Neden önemli derseniz de eminim birçok arkadaşımız biliyordur. Bugün arkadaşlar Amerika'da seçimler var. Tabi bu seçimler hem kripto para borsası için hatta tüm borsalar için çok çok önemli. Herkesin gözü burada diyebilirim. Bizi de yakinen ilgilendiriyor. Çünkü bir nevi paranın nereye akacağını bize söyleyecek. Ayrıca en kötü senaryo ne olur derseniz de en kötü senaryo arkadaşlar seçimlerde bir kazananın çıkmaması olur. Çünkü Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman yani seçimin bir belirsizlikle sonuçlanma ihtimali de var. Çünkü takip ettiğim haberlere göre arkadaşlar konuşuyorum. Muhtemelen Trump çok az bir farkla vesaire falan kaybederse sanki biraz oyun bozanlık yapacak gibi. Zaten bildiğiniz gibi adam biraz farklı yani. Yaptığı açıklamalara bakıyorsunuz. İşte şu anda Amerika'daki tartışmaları incelediğimiz zaman da işte mektupla oy kullanma ile alakalı tartışmalar olduğunu görüyoruz. Yani mektupla oy kullanma da Trump ciddi manada karşı bu duruma. İşte böyle oy kullanmanın çok fazla sağlıklı olmayacağını vesaire falan söylüyor. Hatta benim tahminimce de yani az bir farkla vesaire falan kaybederse muhtemelen bu oyları geçersiz falan sayacak. Böylelikle de seçimleri bir belirsizliğe sokabilir. Tabi belirsizliği de piyasalar hiç sevmez arkadaşlar. Hiçbir piyasa belirsizliği sevmez. Ciddi manada aşağı çakılırız yani. Böyle bir durum bizim açımızdan en kötü senaryo olur. Bu yüzden seçimler şu anda bence bizim için en büyük gösterge olacak. Onu takip etmek çok çok önemli olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir de Florida muhabbetleri dönüyordu yaptığım, okuduğum haberlerde. İşte Trump diyor ki ben Florida'da seçimi kazanırsam benim için seçim bitmiştir. Ben diyor kazandığımı açıklarım, ilan ederim falan diyor. Tabi bu tür durumlarda dediğim gibi bir belirsizlikle sonuçlanırsa bence en kötü senaryo tüm piyasalar adına bu olacaktır. Onun dışında da en güzel senaryo da bence arkadaşlar Trump'ın kazanması olacak piyasalar için. Piyasalar adına konuşuyorum yani. Çünkü Trump'ı şu anda benim anladığım kadarıyla piyasalar istiyor. Ve Trump da şu anda Amerika'da yani zenginler tarafından çok ciddi manada destekleniyor. Çünkü onların vergi yükünü çok ciddi manada adam azaltmış durumda. Yani arkasında çok ciddi manada zengin bir grup var Trump'ın. Zaten kendisi de bir iş adamı arkadaşlar. Amerika'nın en zenginlerinden yani. Doğal olarak Trump'ın seçilmesiyle birlikte de böyle piyasada gene büyük paralar dönmeye başlayabilir. Bu da piyasalar adına baktığımız zaman açıkçası en olumlu senaryoda bu olduğunu düşünüyorum. Diğer bir senaryo Trump'ın rakibi Biden'ın kazanması arkadaşlar. Tabii o da şöyle bir risk var ortada. Şimdi bu adamlar başa baş gidiyor. Anketlere falan bakıldığı zaman başa başlar. Şimdi Biden Trump'a çok ciddi bir fark atmadığı sürece yani az bir farkla kazanırsa dediğim Trump sanki biraz oyun bozanlık yapacak gibime geliyor okuduğum haberlere göre. Bu da dediğim gibi bizi biraz belirsizliğe sürükler. Yani Biden'ın kazanması eğer çok ciddi bir farkla kazanmazsa açıkçası çok da olumlu durmuyor piyasalar adına. Ama bakalım yani dediğim gibi olası senaryolar bunlar. En olumlusu ve en olumsuzunu da konuşmuş olduk. Şu anda gözümüzün orada olması bence bizim için en büyük gösterge olacak. Hatta böyle bu gösterge arkadaşlar yani önümüzdeki birkaç yıl içinde çok önemli olacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman da şu anda çoğu piyasa zaten yatay bir seyirde herkesin gözü kulağı bence orada çıkan sonucu bekliyor olacaklar. Dediğim gibi en kötü senaryo arkadaşlar bir belirsizliğe gitmesi Amerika'nın bu tüm piyasaları çok kötü yönde olumsuz etkileyecektir. Umarız tabii böyle bir şey olmaz. Onun dışında arkadaşlar teknik analiz olarak baktığımız zaman da zaten daha dün bir video paylaşmıştım sizlere. Dünkü videodan çok farklı bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Günlük baza baktığımız zaman şu anda çok önemli bir yerdeyiz. Bakın RSI burada arkadaşlar. Aşırı alım bölgesiyle normal bölgenin tam sınırında. 70 bin yönlerinden yönünü ne kadar şu anda yukarı çevirmiş gibi gözükse de daha bugünkü mumun kapanışını yapmadık biz. Yani burada eğer ki 70 binin altına yerleşmeye başlarsa Bitcoin'de RSI göstergesi arkadaşlar bu bize Bitcoin'in yavaşladığını söyler. Ayrıca haftalık bazda baktığımız zaman dün de söylemiştim sizlere şu anda tam olarak direnç noktasındayız. Biz bu direnci arkadaşlar ilk defa deniyoruz çok uzun zamandır. O yüzden burada bu direnci pat diye bir anda geçmemizi ben şu an için beklemiyorum. Biraz buralarda yatay yapmamız en azından olası bir senaryo olacaktır. Dediğim gibi burada arkadaşlar en önemli gösterge önümüzdeki günlerde RSI olacak. Eğer ki RSI burada
70 binin altına yerleşmeye başlarsa bu bizim için uyumsuzluk anlamına gelecek. Tabii bunun altına yerleşmesi demek de çok kötü bir senaryo demek değil. Çünkü biz bu uyumsuzluğu yakaladıktan sonra bildiğiniz gibi buluta kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Bu buluta kadar geri çekilme de iki şekilde oluyor arkadaşlar. Ya buradan pat diye aşağı çakıyorlar. Ya da yatay yapıyoruz. Şu bölgelerde buluta deyip yolumuza devam ediyoruz. Bizim için de en güzel senaryo bu olasılıkta da bir yatay yapıp buluta deyip öyle yolumuza devam etmek. Çünkü burada arkadaşlar bu yatay yapma esnasında muhtemelen altcoin'lerde yukarı doğru hareketler göreceğiz. Burada zaten birçok arkadaşımız altcoin'leri tuttuğunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden herkesin de istediği senaryo bu olacaktır. Ben de bir altcoin yatırımcısıyım arkadaşlar. Tabii altcoin'ler için de bir diğer gözümüzde mutlaka dominanslı olacak. Dominansta da muhtemelen o senaryo gerçekleşirse eğer zaten biz burada uyumsuzluklar da yakalamaya başlayacağız. Şimdi burada dominansa da baktığımız zaman arkadaşlar şu anda kendisine tekrardan aşırı alım bölgesini attı. Tabii bu mum daha kapanmış durumda değil. Ama buralardan aşağıya çevirirse yönünü, yani yavaştan buralar karşımıza dominans adına bir direnç olarak çıkarsa, kendimize aşırı alım bölgesini atamazsak bu da bize önümüzdeki günlerde dominansın düşeceğine bir işaret olacak. Bu da altcoinler adına arkadaşlar olumlu bir sinyal olacaktır. Genel olarak arkadaşlar kendi altcoinlerinizi Bitcoin bazında inceleyerek de bir altcoin rallisinin gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Hatta dün tesadüf eseri böyle rastgele XRP'nin Bitcoin bazındaki grafiğine bakmıştık hatırlarsanız. Orada arkadaşlar özellikle 4 saatlik fazla uyumsuzluklar olduğunu ve RSI'nin özellikle arkadaşlar burada aşırı satın bölgesinden çıktığından yukarıya yerleşmeye başladığından bahsetmiştik. Hatta şu bölgelerdeydik. Bugün de gün içinde XRP'de neredeyse %5'ler civarında. Bakın şuradaki yeşil mumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir hareket geldi. Buluta doğru bir hareket geldi. Yani böyle ani patlama yaptı arkadaşlar. Bu sinyallerle de dediğim gibi kendi altcoinlerinizde de böyle hareketleri yakalayabilirsiniz. Bugünkü seçim olayları eğer ki olumlu sonuçlanırsa buradaki bu yükselişler gelecek arkadaşlar. Mutlaka tüm coinlerde minimum buluta kadar bir yükseliş gelmesini açıkçası ben bekliyorum. Burada da giriş yapıyorsanız arkadaşlar stop noktanız dediğim gibi şurada en dip noktası olması gerekmekte. Stop loss da lütfen kullanmayı unutmayalım. Stop loss ciddi manada bizi büyük zararlardan kurtaran bir alışkanlık arkadaşlar. Herkesin iki alışkanlığı mutlaka edinmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bir stop loss alışkanlığı, iki de kademeli gidip kademeli çıkma alışkanlığı. Bu iki alışkanlığı edinirseniz gerçekten bu piyasalarda çok ciddi manada büyük zararlardan kurtulursunuz arkadaşlar. Benden size bir tavsiye. Yani onun dışında arkadaşlar neye bakabiliriz? Mesela altına bakabiliriz. Zira altında bizim bu uyumsuzluk yöntemiyle bakın 4 saat fazla şu noktada güzel bir uyumsuzluk vardı aslında. Ama çok fazla altın incelemesi yapmıyoruz arkadaşlar. Aslında bu kanalı açarken de amacım kripto para, borsa, altın tüm hepsinin analizini yapmaktı. Ama genelde kripto paralardan gidiyoruz bu aralar. Belki ilerleyen dönemlerde borsa, altın, dolar, TL gibi piyasalara da ufaktan girebiliriz. Ama arkadaşlar bu yöntem çoğu piyasada çalışıyor. Bakın burada altında da 4 saat fazla. Şurada 2 tane düşen dip var gördüğünüz gibi. RSI'ye bakıyorsunuz. Burada 2 tane eşit dip ve aşırı satın bölgesinde geçmemiş. Ardından arkadaşlar buradan başlayan hareket bakın şu an tam olarak bulut noktasına dayandığını görüyorsunuz. Buluta kadar gelmiş hareket. Burası bir direnç noktası tam olarak. Şu anda altın tam olarak bir direnç noktasına dayanmış. Muhtemelen burada altının da gözü Amerika'daki seçimlerde olacaktır. Burada arkadaşlar eğer ki bulutun üstüne atarsa kendisini devam ederse yükseliş bir miktar daha sürer. Ama bu sinyalden sonra buluta kadar yükseliş %90 oranında gelecek diyebiliriz arkadaşlar. Altında da gördüğünüz gibi bu sinyal güzel biçimde çalışmış durumda. Dediğim gibi arkadaşlar bugün teknik analizden ziyade gözümüz bence seçimlerde olması gerekiyor. Ama altcoinlere baktığımız zaman da 4 saatlik bazlarda, günlük bazlarda yavaş yavaş dip oluşum sinyallerinin geldiğini görüyoruz. Mesela NEO'ya baktığımız zaman da şu anda dip oluşum sinyalleri veriyor bu noktalarda. Seçimlerin güzel biçimde sonuçlanmasıyla birlikte bence yukarıya doğru hareketler yapacaktır. Burada dediğim gibi dikkat edeceğiniz nokta stopumuz arkadaşlar. Buradaki en dip nokta olması gerekiyor. Buranın altında bir kapanışta buradaki uyumsuzluk bozulmuş olur. Aşağıya doğru bir miktar daha geri çekilmeler görebiliriz. Tüm coinler için geçerli bu. XDM için de geçerli baktığımız zaman. XRP için de geçerli. Tüm coinler için geçerli.
Ama dediğim gibi bugün teknik analizden ziyade seçimlerin takip edilmesi daha önemli. Seçimlerde de zaten olası senaryoları konuşmuş bulunuyoruz. En iyi senaryo hangisi olur, en kötü senaryo hangisi olur? Şu ana durumlar bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.